Ve bilim insanlarımız şunu da söylüyor Ersun Hocam, gıdalarınıza dikkat edin. Evet, birey gıdasına dikkat ediyor. Peki çocuklar nasıl dikkat edecekler? Zaten annelerle çocuklarına neler yedirecekler bu süreçte? Zaten çocuklara daha özenli bakılıyorlar. Yani çocukların da şu an düzenli olarak beslenmesi, uykularını düzenli olarak alması... meyve ve sebzesine özellikle dikkat etmek lazım. İşte hamur işlerinden ziyade düzenli dengeli beslenmeye dikkat etmek lazım. Çünkü evde şu an dışarı çıkamadıkları için harcayamadıkları bir enerjileri oluyor. İleride obeziteyle yani uğraşmamak adına çocuklar için de önemli. Bir de evdeki sanki her günkü düzen neyse, işte sabah kaçta kalkılıyorsa o saatte kalkmak, yemeklerin düzenli olarak saatlerinde yemek yemek, akşam uyku saatleri ne zamansa o saatte yatırmak, yani bu düzene de dikkat etmek lazım. Çünkü bu sürecin ne kadar olduğunu hiçbirimiz öngöremiyoruz. O yüzden de bu süreç içerisinde hayatın aynı şekilde devam ettiğini bilmek, çünkü bizim de vücudumuzun da bir ritmi var, bu ritmin bozulmaması lazım. İleride bunlar bozulursa psikolojik olarak etkilenecekler. Yani evde çocuğu tutmak da çok zor. Çok haklılar. Ondan çok haklı aileler ama bazı şeylere dikkat ederekten hayatlarını eskiden nasılsa şimdi de onun gibi bir yatış kalkış yemek yeme saatlerini düzenlerlerse hem sağlık açısından hem bağışıklığın düzenlenmesi açısından hem de psikolojik açıdan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu süreçte çocuklarımızın ders saatleri var. Evet, evet, Allah'tan. Evet. Tabii tabii, yani o da onlar için okula gidiyormuş bir şekilde oluyor. Farklı bir şey olmuş oluyor hayatlarında. Evet. O da önemli ve yani gerekli bence, iyi de yapılıyor bu şekilde de. Çocuklar hiç olmazsa biraz vakit geçirmiş oluyorlar. Sürekli telefon, internet, iPad, yani bu tarzda şeylerle vakit geçirmek yerine hayatın devam ettiğini bir şekilde görmüş olacaklar. Maalesef çocuklarımızda da artık öyle bir alışkanlık var hocam. Sosyal medya. Şu dönemde daha da fazla oldu herhalde, evet. Bu sosyal medya kullanımı ister istemez ama yani inşallah geçireceğiz. Anneler artık çocuklarına, hani bunun belli bir yaşı da yok, belli bir ayı da yok. 9 aylık çocuğun eline de iPad'i veriyor. Çocuk böyle izliyor yani. Evet. Dikkatini çekiyor çünkü. Evet, evet, çok haklısınız.